Ekranlarına hoş geldiniz. Nedim Hazar'la birlikte bu sefer bir filmi konuşacağız. Son günlerin hatta yılların flash filmlerinden Joker. Batman'in azılı düşmanı olarak çizgi roman dünyasında doğan Joker son yıllarda sinemaya da taşındı. Ve bir film, kendine bir film kazandı diyebiliriz. Ve bu film uzun zamandır konuşuluyor. Çeşitli görüşler öne sürülüyor. Kritikler beğenmedi ama izleyen hani insanlar çok beğendi. Yüksek puanlar verdiler. Nedim abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filmle ilgili hemen kısa bir giriş alalım sizden. Nasıl buldunuz? Ya şimdi şöyle tabii yani ben bayıldım filme. En başta söyleyeyim de. Yani uzun süredir böyle oh be bir film seyrettim falan dediğim bir film olmamıştı. Şimdi Joker karakteri DC Comics'in işte çizgi karakterlerinden gelme bir Batman'in de olan sonra biz ona şey diyoruz yani ana öyküde bir ayrıntı bir karakter ona spin-off diyoruz. Yani alıyor başlı başına o karakterin hikayesini anlatıyor bize. Bu anlamda bir spin-off diyebiliriz buna. Hollywood'da özellikle son dönemde biraz da bu kahraman bolluğundan kaynaklanan bir şey bu. Tek kişilik kahramanlar artık kurtarmıyor Hollywood'u. Birkaç kahramanı bir filmde birleştirerek film çekmeyi daha şey yapıyorlar. İşte ne bileyim Batman, Superman, işte Spider-Man bilmem ne o şeyler, o yenilmez kahramanlar falan filan ya da X-Men serisindeki kahramanlar gibi. Önce şunu söyleyelim. Hani Joker bir kahraman değil, bir şey tabirle sinemanın yani dramanın tabiriyle söyleyecek olursak hatta trajedyanın bir antagonist yani bir protagonist değil, bir kahraman değil, bir süper kahraman hiç değil. Dolayısıyla olabildiğince insani ve felsefi bir film yapmış yönetmen Todd Phillips. Biraz da böyle sanki başrol oyuncusunun sınırlarını, yeteneklerini falan bilerek filmi çektiği için film adeta bir oyunculuk gösterisi olmuş. Yani bir oyunculuk nasıl yapılır diye ders olarak okutulabilecek bir film çıkmış. Yani ilk etapta bunu söylemek lazım. Todd Phillips biliyorsunuz Hangover serisiyle ünlenen bir yönetmen. Bu Yani da bir daha komedi önce böyle dişe yönetmeni. dokunur. Evet yani daha çok mizah filmleri yapıyor. İşte çalıştığı birkaç tane insan var ama Todd Phillips'in şöyle bir özelliği var. İzin verirsen onu anlatayım. Todd Phillips 1970 Brooklyn doğumlu. Yani New York'un göbeği, hatta Bronx oralar bilenler bilirler yani bir New Yorker. Dolayısıyla tıpkı Martin Scorsese gibi yaşadığı şehri ki bu Joker'de de görüyoruz onu. İlk başta bir şehirden görüntüler görüyoruz. Şehri pislik götürüyor, kaos almış başını gidiyor. Yani bize böyle o Parlament Sinema Kulübü'nün o jeneriğinde şey yapan o mavi gökdelenlerle bilmem ne yapılan bir şehir yok orada. Tabii adını Gotham diyor, bilmem ne diyor ama nihayetinde New York'u anlatıyor. Tanıdığı, bildiği, belki çocukluğunun geçtiği mekanları muazzam şey yapmış, çerçevelemiş, muazzam resmetmiş diye Zaten düşünüyorum. filmin zamanı olarak da arabalardan şuradan buradan baktığınızda bir 80'ler 90'lar havası var. Aynen öyle. Yani hatta 70'lerin sonu, 70'lerin 80'ler sonu. yani biraz da birazdan zaten şey yapacağız. Başka filmlere de selam çakıyor Todd Phillips. Yani Taxi Driver filmine ya da Kings of Comedy'ye. Bunun ikisi de Martin Scorsese filmi biliyorsunuz. Neredeyse ona benzer. Böyle artık göndermenin çok dışında kör parmağın kör gözüne denilebilecek şeyler bile koymuş filme. Zaten Bu Joker'i anlamda bir ilk başlarda hatırlarsanız Scorsese yapımcılığını üstlenecekti. Hatta yönetmenliğini de aynen yapacağı öyle. Öyle düşünülüyordu ama sonra bir vazgeçti. dedikodu dolaşıyordu. Öyle bir dedikodu dolaşıyordu. Ama yönetmenin çocukluğunun geçtiği bir şehrin caddelerinde, işte metrolarında ki metro sahnesi çok önemli bu filmde. Bir film çekiyor ve
olabildiğince gerçekçi. Şimdi hemen başka bir mevzuya girmiş olacağız. Christopher Nolan Batman serisinde 3 tane film çekti, 3 tane Batman çekti. Hı hı. Bana göre yaptığı en büyük devrim gerçeğe alabildiğince yaklaştırmıştı mekanları, insanları, kahramanları. Yani özellikle işte Dark Knight'ta ya da en son şeyde Dark Knight Rises. Batman başlıyor. Karanlık Rises'tı değil mi? Karanlık Şövalye ve Karanlık Şövalye yükseliyor. Yükseliyor, evet. Yani orada hatta ben o filmin yazısını yazarken şöyle bir şey yapmıştım. Biraz Shakespearean bir şeydi o. Kokuşmuş bir şey var Batı uygarlığında diye. Yani o Shakespeare'in o kokuşmuş bir şey var Danimarka Krallığında diye şey yaptığı meşhur o repliği kullanmıştım. Hakikaten kokuşmuş bir toplumda bir kahraman hikayesi anlatmıştı. Yine Joker'e gelecek olursak Nolan'ın Kara Şövalyesi'ndeki Heath Ledger muazzam bir oyunculuk sergilemişti. Bir de tabii adam daha kurgudayken vefat ettiği için bir nevi böyle saygı duruşuna döndü. Biraz da duygusala dönüldü ama Nolan şöyle bir şey yapmıştı. Bu akıllı sinemacıların, senaristlerin yaptığı bir şeydir. Kötü karakteri ne kadar büyütürseniz iyi karakter o kadar büyür. Yani hatırlayın Eşkıya filmini. Türkiye'den hemen bir örnek vereyim. Orada bir Berfo karakteri vardı böyle tekerlekli sandalyede. Rahmetli Kamuran Ustayar oynuyordu. Yani bir sahnesi vardı doğru düzgün. O da işte Eşkıya ile karşılaştı. Sevdiğim için ben en yakın arkadaşımı bile satarım. Şimdi söyle bakalım kimin aşkı daha büyük diye. Orada mesela o kötü karakteri büyüterek eşkıyayı büyütmüştü. Burada da Joker karakterini o Dark Knight'ta Nolan büyüterek, yani neredeyse Dark Knight %50 bir Joker filmi aslında. Bir Batman filmi kadar, bir Batman macerası kadar bir Joker'in şeyine, iç dünyasına, beyninin içine hatta giriyor. Bu anlamda öyle bir yere koymuştu ki çıtayı, çoğu kimse ya bundan sonra Joker çekilmez, Joker yapılmaz, kim ne yaparsa yapsın altında ezilir diye bir ön yargı oluşmasına sebep olmuştu. Gerek işte başrol oyuncusunun çok başarılı oluşu, hakikaten çok başarılı, gerek yönetmenin Nolan'ın sinemasının çok güçlü olması, bir de onun üzerine hikayeyi alıp öyle bir yere getirmişti ki Nolan Batman hikayesini. Hani bundan sonra ne yapılır falan filan gibi düşünülürken hemen bir geriye gidersek aldı. Yani çizgi roman bir dünyasıydı Batman. İşte Tim Burton çekti 90'lı yıllarda. Çok böyle civcivli tabiri caizse bir dünya kurmuştu. Ama Nolan dediğiniz gibi işte daha gerçekçi, hatta Gotham olarak Chicago'yu seçti o. Yani New York'a benzer taraflar olan bir ambiyans yarattı. Ama bugün siz bu Joker'i Nolan Joker'iyle kıyasladığınızda ne diyorsunuz? Ya kesinlikle aynı şey değil şüphesiz. Yani orada bir Batman, bir süper kahramanın düşmanı olarak varken burada bir anti kahraman, bir kötü kahraman var. Ve başlı başına bir evren, bir film. Başı var, sonu var, anlatabiliyor muyum? Hani bir çizgi roman serisinin bir bölümü değil bu. Bambaşka apayrı bir şekilde ele almış yönetmen. Ona göre senaryosunu yazmış. Ona göre muazzam bir katmanlama yapmış. Yani kendine göre inanılmaz bir sondaj çalışmasıyla derinlik vermiş. Şimdi birazdan konuşuruz onları. Bu anlamda ben çok kendi evrenini kurmuş filmde. Yani bu çok önemli bir şey bana göre. Bu filmi seyrederken diğer Joker'lerden, yani kötü film şöyle bir şeydir. Kötü film kendisinden önceki iyi filmleri akla getirir. Hatta mesela gider sonra onu seyredersiniz. Ya dersiniz bunun daha iyisi vardı falan filan diye. Hani bu diğer Joker'leri unutturuyor. Yani gidip de Jack Nicholson'ın Joker'ini seyredeyim, işte bilmem kimin oynadığı karakteri seyredeyim demiyorsunuz. Hakikaten birazdan oyuncuya da o Joaquin Phoenix mi? Nasıl söyleniyor bilmiyorum. Phoenix mi? Evet, Phoenix'e yani inanılmaz bir oyuncu hakikaten. Ben hani biraz da erken belki şunu söylemek ama
Hani Oscar'ı bu adamın kazanacağını da düşünüyorum. Yani vereceklerdir diye düşünüyorum, açık söyleyeyim yani. Aynı karakterle iki kez Oscar alan veya iki farklı oyuncunun Oscar aldığı bir hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Sinemada aynı karakter oynayıp. Yok yani, hem tabii Heath Ledger olacak hem bu olacak. Yani Evet, Joker ilginç kadar olur öyle ilginç bir şey olursa. de olacak yani, evet. Yani gerçi bu en iyi oyuncu, o yardımcı oyuncu almıştı. Evet, Yani öyleydi. hani o en iyi yardımcı oyuncuydu. Bu başrol Evet. olursa, adayı gösterirse en iyi oyuncu kategorisinde gösterilecektir yani. Ama dediğin çok enteresan tabii. Hani Evet. aynı karakterle iki tane oyuncu, yani Oscar tarihinde de bir ilk olmuş olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz hemen yani filmi açmaya, çözümlemeye doğru ilerleyelim. Yani önce filmin referanslarından mı başlayalım, ne dersiniz? Hani nasıl bir Ya kendine yer buluyor? aslında şöyle, film sıradan tutunamayan bir karakterin, bir garibanın diyelim yani. Hatta filmi seyrederken aklıma şey geldi, Müslüm Gürses'in şarkısı, "Yakarsa dünyayı garipler yakar" diye. Hani Joker böyle bir tutunamayan ama sürekli çıkış arayan, çıkışsız nereye dönse tıkanan bir şey. Ama daha girişte çok da güzel bir çözümdür o sinemada. Radyo ve televizyon sesleriyle aslında dünyayı bize, o yani Joker'in yaşadığı evreni bize tanıtıyor yönetmen. İşte çöpler toplanmıyor, insanlar kötülük yapıyor, bilmem, kara kasvetli bir çevre var orada. Ve sürekli aşağılanan bir tip, bir ezilen, horlanan, dışlanan bir tip. Bir tipimiz bu Joker. Bir de üstüne üstlük bir şey var, bir nörolojik rahatsızlığı var. Nedir? Kahkaha atıyor. Gülme tepkisi. Yani ne olursa olsun kahkaha atıyor. O kadar belli ki canı yanmış ki artık kart bastırmış. Yani kahkaha attığında birine kartı uzatıyor. Kartta, hani o bizde olur ya, dilenciler kart dağıtırlar, işte bilmem ne hastasıyım, köye döneceğim, para istiyorum falan. Ben işte nöroloji hastasıyım, işte kahkaha atıyorsam bu keyfimden ya da güldüğümden değil, hastalığın belirtisi. Belki de bunu gizleyebilmek için palyaço olmuş. Yani iş olarak kendine palyaço seçmiş. Sağda solda dükkanlarda, bu açılışlarda şey yapıyor, gösteri yapıyor, bilmem ne. Ama Joker filminin en önemli özelliklerinden biri, bana göre, filmde iyi karakter yok. Yani bir tane cüce var, o da orta, böyle orta şeker bir karakter. Onun dışında birazdan belki geliriz. Yani işte Batman'in babasını bile böyle tabiri caizse Trump gibi çizmiş. Yani Donald Trump modeli almış böyle. Hatta belki de bardağı taşıran damlayı Joker'e o vuruyor. Yani o son darbeyi o vuruyor. Joker'in hayatındaki kırılma nokta, son umut, yani son elini attığı dal da kırılmış oluyor. Dolayısıyla öyle bir dünyada yaşayan bir adam, hem de hasta bir adam. Ama bir taraftan da bir hayal evreni var bu adamın. Nasıl bir hayal evreni var? Bu adam çok iyi stand-upçı olacağını düşünüyor. Televizyonda kendine bir model bulmuş, bir rol model bulmuş. İşte Al Pacino'nun oynadığı o şey, Robert De stand-upçı Niro'nun oyunu. karakteri, şey, pardon, özür dilerim, Robert De Niro'nun oynadığı. Birçok yerde zihni hayal kuruyor. Yani onun programına katılıyor, kendini öldürüyor, bilmem ne yapıyor. Orada Kendiyle mesela ilgili bambaşka büyük bir, umutları var aslında. Hani tutunamayan bir aynen karakter öyle, ama. bir alan açıyor. Yani yaşadığı şeyde bir çıkışsız olduğu için bir hayal dünyasında kendine bir alan açmaya çalışıyor. Onun dışında neredeyse hayatında iyi bir şey yok. Yani annesi problem, işi problem, çevresi problem, arkadaşı yok. Ve bunları muazzam bir şeyle bize gösteriyor. Neyle? Bir merdiven şey var. Evi kocaman bir merdivenin ta en üstünde. Her gün düşünsene, o nefret bagajını, o öfke, o tartaklanma, horlanma bagajını sırtına alarak o her gün o merdiveni tırmanıyor. Yani bana göre muazzam bir Metafor, çözümü evet. buluş yani. Evet, çok iyi bir metafor. Hatta ben onu biraz bu Sisyphos şeyine benzettim. Yani sendromuna benzettim. O vardır ya mitolojide, cezalandırılır. Her gün işte Kayayı dağ tepeye kayayı çıkaracak. tırmandırır. Her bir daha kaçırır elinden, sabah bir daha, bir daha, bir daha. Yani filmin o şeyi, yaşadığı olaylar biraz şey, yani bir yere kadar
pes ettiği noktaya kadar her gün neredeyse böyle aşağılanıyor, dışlanıyor, bilmem aslında ne oluyor. Aslında şöyle diyebilir miyiz, yani Gotham'daki en iyi insanlardan biri bu Arthur Fleck, yani hani Joker olacak arkadaş. Aslında iyi biri yani. Mesela o tren metro sahnesinde şimdi, yardımcı olmaya çalışıyor kıza falan. Şimdi o iyilik... Hani iyi niyetli ya da en azından saf bir... İyilik ve kötülük de o zaman yani kavramsal olarak konuşmamız lazım. Evet. Çok enteresan mesela Arthur Schopenhauer'un şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Diyor ki var olmak acı çekmektir diyor. Yani hani acı çekiyorsan hani varlığın ancak acıyla şey olur. Hatta bir Fransız düşünür vardı, François Rochefort diye. Bu adam çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki çok enteresan gelmişti bana ilk okuduğumda. İyi sayılan insanlar kötülüğü kendilerinden ve çevrelerinden gizleyebilenlerdir diyor. Yani aslında gizleyebildiğin kadar iyi görünüyorsun. Yani aslında sen fıtraten kötüsün. Aslında yani iyi insan yoktur demeye getiriyor şeyi. Burada da hani içinde kötülük var. Belki de çıkış arıyor. Belki de büyüyor o kötülük çiçeği, sürekli sulanıyor. Yani kötülük birilerinin... var ama imkanı yok belki de. Evet, yani çıkış bulamıyor, nefes alamıyor. İşte çocuklar bile yardımcı oluyor kötülüğü çıkarmaya. Yani geliyorlar, elindeki afişi alıyorlar, kırıyorlar, dövüyorlar, bilmem ne yapıyorlar, hakaret ediyorlar. Bir de ondan sonra harika bir sahne var, kendisine bir silah veriliyor. Yani Confucius'un cümlesi aklıma geldi orada da. Diyor ki kaplana kanat takarsan yapamayacağı kötülük yoktur diyor. Hani adeta bizim karakterimize kanat takıyor. Yani eline silahı vermek, her an zaten git gel yaşıyor. Sürekli kaynama noktası aşağılara iniyor. Yani bir yerde kaynayacak bu. Bir süre sonra kötülük yaptıkça kimliğini buluyor ve özgüveni geri geliyor sanki. Yani ve artık İlk kötülüklerinde bir sebep arıyor, bir gerekçe ararken bir süre sonra artık nedensiz kötülük yapmaya başlıyor. Yani bu çok önemli bence. Bu filmi izlerken aklıma iki tane de filmi geldi. Joel Schumacher diye bir yönetmen var. Evet, o da Batman çekmişti bir zaman, hatırlarsınız. Onu ben tam hatırlayamadım, çekmiş olabilir. Schumacher, George Clooney ile Batman çekmişti. Olabilir. Şu anda hatırlayamadım. Onun Falling Down diye, Sonun Başlangıcı diye bir filmi var. Michael Douglas oynuyor. Sıradan bir adam şehrin o kaotik ortamında nasıl çileden çıkıp bir canavara dönüşüyor. Onu gösteriyordu. Bazen etrafımızı öyle duvarlar şey yapıyor ki labirent gibi. Yani yol kötülükten başka bir yere çıkmıyor. Yani öyle bir hale geliyorsunuz ki. Hani o şeyde var ya, hele bir sor niye yaptım. Fakat Joker'deki kötülükte o hele bir sor niye yaptım, o nedensellik şeyini bir tık yukarı çıkıyor. Yani artık bir süre sonra Joker için kurbanların kimliğinin, iyi kötü oluşunun, masum oluşunun önemi kalmıyor. Yani ki bunu Batman hikayesine de aldığında görüyoruz. Kara Şövalye'de de yapıyor yani, hiç onun için öldürdüğü insanlar hiç önemli değil. Yani hatırlarsınız o gemi sahnesinde, hatta azılı suçlularla temiz insanları yapmış birbirine. Hani hanginiz basacaksınız bakalım, hanginiz çizgi roman gibi. Evreninde yani bu dediklerinizi tamamlayan bir şey, Joker'in genelde misyonu şudur: yani insanların kötü olduğunu ispat etmek için hareket eder ve bunu Batman'e göstermeye çalışır. Yani bak, insanlar özünde kötüdür. Aynen. Şeytanın dünyaya geliş varlığı da bu sebebi de bu yani. Yani haşa, Allah'a şunu ispatlayacak. Yani bak, sen insanı yarattın ama bunlar kötü aslında yani. Ben de bunu kanıtlayacağım işte sana. Yani bunu da göstereceğim falan diye. Burada bir temel bir şey var. Onu açayım biraz. Orhan Hançerlioğlu'nun felsefe sözlüğünde ben yıllar önce okumuştum. Kötülüğü Allah niye yaratmış diye soruyor. O kötülük maddesinde. Diyor ki Allah diyor, eğer diyor kötülüğü yarattıysa diyor, engelleyemiyorsa acizdir diyor. Allah olamaz diyor. Ama diyor
yarattıp da şey yaratmak elinde olmadan yarattıysa gene diyor kötüdür diyor. Yani Allah da kötüdür diyor. Bunu Bediüzzaman Mektubat'ta çok harika çözüyor. Orada şeytanın yaratılması bahsinde diyor ki halkı şer şer değildir, kesbi şer şerdir. Yani kötülüğü yaratmak kötü değil, kötülüğü işlemek kötüdür. İyinin varlığını anlayabilmek için kötüye ihtiyaç vardır. Yoksa herkes standart olur. Bütün iyilerle kötüler aynı muameleyi görür diyor. Bir ölçü olabilmesi için diyor, hani geceyle gündüz gibi. Yani biz ışığın kıymetini karanlığın varlığından anlarız. Ya da işte sıcak soğuk gibi bir zıtlıktan dolayı. Dolayısıyla burada biraz bu şey Arthur karakteri, tabii ismi bile enteresan. Yani mesela şeyde hatırlıyorum Jack Nicholson'da Jack Nipper'dı böyle. Farklı isimler. Yani şeyin Joker'in anlattığı hiçbir hikayede de tutarlılık yok. Yani yalan en önemli malzemelerinden biri. Çok rahatlıkla yalan söylüyor. Kendine ait, işte Batman'e ait ya da başkasına ait bütün hikayelerde bir çarpıtma var. Geçmişine dair bambaşka her seferinde mesela ağzının nasıl yırtıldığına dair bir sürü hikaye anlatıyor. Hangisinin gerçek, hangisinin şey olduğunu bilemiyoruz. Ama orada işine yarayan neyse onu kullanıyor diye düşünüyorum. Normalde biraz çizgi roman dünyasında ben biraz oradan da hani referans vermek istiyorum. Normalde Joker'in arka plan hikayesi anlatılmaz. Yani hiçbir şeyde çizgi romanda. Joker hep dediğiniz gibi yani yalan söyler. Geçmişle ilgili sahte hikayeler uydurur. Ne iş yaptığını da bilmeyiz. Yani bu filmde tabii. mesela ne iş yaptığını bunun bir istisnası var. Alan Moore'un yazdığı bir Joker hikayesi var. Orada geçmişini anlatıyor. Ve onun özü de şu, yani Joker aslında yine bir komedyen olmaya çalışan bir karakter. İşte eşi var. Onu çok seviyor. Onu geçindirmeye çalışıyor ama yoksul. Nihayet bir soyguna katılmaya karar veriyor ve o meşhur asit kuyusuna düşme sahnesi yaşanıyor. Orada Joker'in iddiası şu, normal bir insan kötü bir gün geçirir ve o gün onu tamamen kötü birine dönüştürebilir. Yani her şeyini koparabilir. Bu filmde de o var zaten. Bu yani filmde ona ilginç bir referans var. O sosyal güvenlikten bir kadınla görüşüyorlar ya, sürekli düzenli görüşmeleri var. Evet. Orada, psikiyatrist evet, neyse. Orada kadın hani bazen diyor insanlar kötü gün geçirebilir diyor. Orada Joker cevap olarak hani benim elimde sadece kötü günler var, hani başka bir şey yok. O da çizgi evet. romana bir referans, yani bir günle değil mevzu. Hani her gün aynı ya şekilde kötü, taşıyor o kötülüğü belki de. Karakterle alakalı olarak yani bu İşte garip olması, garip yakarsa dünyayı garipler yakar meselesinden bahsettik. Filmde evet, yani, Taxi Driver'dan bahsettiniz işte, mesela. Ya işte Taxi Driver, King of Comedy, yani bunların çok net şeyleri var. Hatta şöyle bir şey var. King of Comedy'yi öyle bir gönderme yapıyor ki bugünle birleştirerek gönderme yapıyor. Yani bugün aslında Türkiye'de de olan bir şey. Okan Bayülgen'de şunda bunda Beyaz Show'da falan görüyoruz. Böyle internet fenomenlerini falan çıkarıp madara etmek. Yani işte Ajdar'da da bunu görüyorduk. Bilmem ne de bunu görüyorduk. Amerika'da bu çok yapılan bir şey. Yani Amerika'da o Ellen Show'dan tutun da bilmem ne. Anında böyle bir tane bir kişi sivrildiği anda hemen çıkarıp posasını çıkarıp böyle atıyorlar bir kenara. Joker'i de öyle yapıyorlar ama burada tabii farklı bir şey var. Sen onu yaparsan karşılığında da bir şey buluyorsun, bir şey görüyorsun. Çok inanılmaz mesela, hem bugünün dünyasına bir gönderme var, hem işte Martin Scorsese'ye. Martin Scorsese'nin bir özelliği var. O da New York başta olmak üzere Amerikan sokaklarını, yani o şeyi, kalabalıkları çok iyi bilen yönetmen. Dolayısıyla o Robert De Niro'nun karakteri işte taksici, gittikçe zıvanadan çıkan taksici, gittikçe dengesi bozulan taksici karakteriyle işte şöhret budalası, şöhret medyayı kullanarak meşhur olma şey King of Comedy ile beraber bir de şey var. Joel Schumacher'in bir filmi daha var. 8 milimetre diye. Bu pornografi endüstrisini anlatan bir şey.
Film enteresandır. Onda da bu Joaquin Phoenix oynuyor. O, evet, o da oynuyor. İlginçtir. Nicolas Cage başrolde ama filmde bir kötü bir karakter var. İnanılmaz böyle genç kızları kaçırıp sonunda öldüren falan bir karakter. En sonunda Nicolas Cage bunu yakalıyor ve yere yatırıyor. Bekliyor. Şey diyor ki, adam çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, ne bekliyorsun diyor, ne istiyorsun diyor. Yani diyor, küçükken diyor babam beni taciz etmedi diyor. Annem beni dövmedi diyor. Başına kötü bir şey geçmedi. Ben böyleyim abi diyor. Yani ben diyor, hani bir şey bekleme diyor. Bundan dolayı ben bu hale geldim. Ben böyle değildim, sonradan oldum değil. Ben kötüyüm diyor yani. Benden başka bir şey, hani başka bir şey duymayacaksın. Gece yatarken için rahat etmeyecek diyor. Yani hani beni öldüreceksin falan diye. Bana göre yani o 8 milimetreye de bir şey var burada. Bir atıf var. O dünyayı, o kötülerin dünyasını. Yani nedensiz kötülük. Yani fıtratta olan kötülük. Anlatabiliyor muyum? İşin doğasında olan kötülük. İnsanın sahip olduğu ve çevresinden artık gizlemekten yorulduğu, ortaya çıkardığı kötülük. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu Dostoyevski'de de aslında görüyoruz. Birçok şeyde de, edebiyatçıda da görüyoruz. Onların dünya tasvir ettiği dünyalarda da var bu. Dolayısıyla hani şeyin, bu Joker filminin bana göre kötülük üzerine söylediği muazzam sözler var. Ve bu muazzam sözleri çok böyle anlaşılır, çok olağan, çok gündelik şeylerle bize veriyor. Bir hikaye çerçevesinde veriyor. Ve tabii ki başrol oyuncusunun muazzam oyunculuğuyla veriyor. Yani muhteşem bir şey. Ben herhalde son yıllarda bu üst düzey bir oyunculuk izlediğimi hatırlamıyorum. Yani hakikaten insan, ben şöyle derim, yani bir filmin iyi ya da kötülüğünü ölçümleyebilmek için, anlayabilmek için filmden önceki senle filmden sonraki sen arasındaki farkı alırsın. Bu o filmin kalitesini gösterir. Yani filmden sonra, filmi izledikten sonra çok şey katıyor insana Joker filmi. Hani böyle aman devamı bilmem ne falan filan gibi sulandırmalara gerek olmadan bir başyapıt olarak, bir sinema tarihinin önemli filmlerinden biri olarak bence kalmalı. Ama tabii hani bu şey de, başroldeki adama da... Devamını çekecekler gibi gözüküyor. Vallahi yani nasıl aşarlar mı? Yani Hitchcock'un çok güzel bir lafı var kendisi de yaptığı halde. Bir filmin başında şey isminde iki varsa at çöpe diyor yani. Şimdi hani ne olur ne biter başka bir... Çünkü şöyle bir şey var. Sequel diyoruz ona. Yani hikayenin öncesini alabilir, sonrasını alabilir. Başka bir şey dilimini alabilir. Ona bir şey diyemem. Yani yine aynı karakterle bir hikaye anlatır. Ona bir şey diyemem. Ama hani bunu tuttu, bunun üzerinden ilerleyelim şeyi bana çok doğru gelmiyor. Yani ve hani bu işi tadında bıraksınlar diye düşünüyorum. Peki şunu sorayım. Yani eleştirmenler filmi çok ağır eleştirdi. Özellikle Amerika'da. Yani hani IMDb'de o sinema platformunda işte eleştirmenlerin verdiği puana baktığınızda bayağı düşük. Filmin kendi fanlarının verdiği puanına kıyaslarsak. Neden eleştirildi sizce bu kadar? Yani ha, neyini beğenmediler? Bu arada şimdi gördüm. Şimdi o masklardan o V for Vendetta falan ya da La Casa de Papel miydi neydi? O filmlere de göndermeler var. Yani onu da şey yapalım. Yani halk hareketini maskelerle şey yapıyor. Enteresan bir halk isyanına dönüşüyor. Yani bir şey. Ya şunu söyleyebilirim. Popüler sinema, yani popüler eleştirmenlerin bu filmden çok haz almaması gayet doğal. Çünkü hani o Schopenhauer'un dediği gibi işin acı kısmına, işin koyu kısmına, işin karanlık kısmına ele alan bir film. Ve şunu diyebiliyor herkes. Yani ya kardeşim, hiç mi iyilik yok? Hep mi içimiz karardı ya falan diye bu tür eleştiriler okudum ben yani. Ama yani böyle bir dünya var. Yani biz bunu Jim Jarmusch filmlerinde de bazen görüyorduk. İşte Seven da mesela böyle bir filmdir. Anlatabiliyor muyum? Yani o
devasa gökdelenlerin, beyaz yakalı insanların, bilmem Amerikan rüyasının arka planında gelen ambulans sesleri, köpek ulumaları, işte bu filmde mesela işte fareler, biriken çöpler, bilmem neler böyle. Bu onu rahatsız etmiş olabilir. Yani bu anlamda, hatta şu, hani film biraz Art House'a da yakın diyebiliriz. Yani bu popüler sinemadan baya böyle biraz geride şey olan bir film. Yani film klasik popüler bir Hollywood üretiminin dışına çıkıyor. Yani biraz bağımsız film şeyine daha uygun, tanımına daha uygun bir şey. Ama her ne kadar yönetmeni öyle... daha önce işte daha popüler ve komedi filmleri çekmiş olsa da, böyle popcorn filmler çekmiş olsa da. Yani şey birkaç diyordun. Eleştiri okudum. Yani bahsettiğiniz kısım da mutlaka etkilidir ama biraz politik eleştiriler var. Yani bu filmin aslında biraz da işte Trump taraftarlarını anlattığını, yani buradaki Joker karakterinin sizin bahsettiğiniz gibi şövalye tarzı bir acı çekmiyor da bilakis yıkıcı, yok edici ve işte toplumu tamamen marjinalleştirici bir karakter olduğu şeklinde yaklaşımlar var. Şimdi ya işte benim de anlatmak istediğim o. Yani tasvir ettiği dünyanın çok böyle taraflı, çok daha işin negatif yanına, yani bardağın boş tarafına bakan olarak değerlendiriyorlar, ama bir sanat eserini değerlendirirken neyi anlatmamış diye bakılmaz. Evet. Anlattığı olmuş mu olmamış mı, ona bakılır. Anlatabiliyor muyum? Tutarlılıkları. Şimdi mesela, tabii yani mesela şu, o kadar muazzam ayrıntılar var ki şimdi düşündükçe aklım. Mesela annesinin doğrucu mu yalancı mı olduğunu tam emin olamıyoruz. Yani annesi bir şizofren mi, kendi kendine bir şey üretmiş, gerçek annesi mi değil mi, onu bile anlamıyoruz. Evet. Yani hakikaten. Ondan sonra şey, Batman'in çocukluğunu görüyoruz. Yani Bruce Wayne'i görüyoruz orada. Bruce Wayne'in babasını mesela, diğer şeylerde hep bir kötünün saldırısına uğrayan bir masum olarak görüyorduk biz, değil mi? Burada tam tersi, işte hatırla o tuvalet sahnesini. Evet. Yani işte ağzına okkalı bir tane şey yapıp, ulan sen de şöyle böyle falan diyerek. Daha da önemli bir şey var mesela. Bir sürede olsa bizi, ya bu Batman acaba kardeş mi falan sorusunu bize sorduruyor. Yani aslında öyle düşünsenize yani. Filmin güzel taraflarından biri de o, yani Joker'in güvenilmez hafızasını her zaman hissettiriyor bize. Yani işte evet, bir kız arkadaşı var zannediyoruz bir süre filmde falan. Sonra bakıyoruz başka bir şey çıkıyor. Aynen öyle, aynen. Yani bir de o var tabii. Yani ne kadarı gerçek, ne kadarı bu adamın ürettiği fantastik bir alem, onu da bilmiyoruz. Ya mesela ikinci film şöyle ilginç olabilir. Hani geri dönüş kullanacaksa, bunların hangileri gerçek, yani gerçeği fantastik, fantastiği gerçek diye şey yapabilir. Orada mesela bir an için annesinin doğru söylediğini ve kendisi de inanır gibi görünüyor. Yani hakikaten. Şunu diyorsunuz, vay be, iyilikle kötülük kardeş bunlar. Yani Habil'le Kabil gibi bir anda Batman'le Joker'i. Hatta şöyle diyorsunuz, muhteşem bir fikir falan filan diyorsunuz. 10 dakika sonra film kendi diliyle diyor ki, saçmalamayın, yine eski ayarlarımıza döndük. Alakası yok, bu sadece sizi oyalamak için yapılmış bir şeydi. Bu anlamda çok güzel böyle buluşları olduğunu düşünüyorum filmin. Evet. Zaten genel bir, hani Thomas Wayne'den bahsettiniz, Batman'in babası. İşte o babası, zengin fakir uçurumunu da çok yani o anlamda iyi anlatıyor. Yani orada taraf tutmuyor ilginç bir şekilde. Evet. Daha doğrusu taraf tutuyor diyeyim hani tersine. Hani zenginleri tamamen aynen öyle, bir araya aynen koyuyor öyle. Ve yani Thomas Wayne de olsa, işte Batman gibi birinin babası da olsa, aynen öyle. O da aynen. Zengin özel neticede %1'e dahil demeye getiriyor. Aynen öyle. Aynen. Yani keza şey, yani bir anda o metrodaki beyaz yakalıların davranışları ve davranış sonrasındaki şeyleri, hareketleri, yani bu anlamda beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Yani bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Yani dünyanın her yerinde böyle bir, nasıl derler, bir sınıf mücadelesi, bir sınıf kavgasını çok şahane
bir kahramanın, bir tutunamayanın, bir marazi bir tipin şeyinden beyninin içine girerek zaman zaman, zaman zaman bak onun bakış açısıyla ve bir süre sonra artık o kendisini alıp götüren kötülük dalgasına da direnmiyor artık. Ve hatta o her gün çıktığı merdivenlerdeki dans sahnesiyle bunun artık hayatına anlam kattığını fark ediyoruz. Yani aslında hem kendine güveni geliyor hem de kişiliğini bulmuş oluyor. Diyor ki galiba ben dünyaya kötülük yapmak için geldim falan gibi bir şeye dönüşüyor yani. Hatta bir cümlesi var işte, bugüne kadar hayatımın bir trajedi olduğunu düşünüyordum ama artık bir komedi olduğunu anladım. Değil mi? Hani komedide de maksat artık onu ortaya saçmaktır. Yani içerideki her şeyi dışarı çıkarmaktır. Aynen. Yani aslında komedi ile trajedinin arasında da çok ince bir çizgi var. Yani hani bakan insana göre de değişir. Birinin eğlencesi öbürünün çok büyük bir acısı olabiliyor. Yani ki oluyordur. İşte çocuklar onunla eğlenirken, oynarken o ekmeğinin derdinde. Ama biz uzaktan baktığımızda kocaman palyaço ayakkabılarıyla işte palet gibi koşmaya çalışan komik bir adam. Ya da sebepsiz yere yüzünü gördüğümüzde gülüyoruz yani. Hiç şey yok yani, palyaçoya baktığınızda gülersiniz yani. Aynı zamanda bir korku öğesidir de yani. Tabii. Her zaman güldürmez. Yani, genelde ürkütür yani, birçok çocuğu. Stephen King de çok kullanır bunu. İşte o terslikten şeyden vuruyorlar. Yani o şey de yapılıyor, evet. Ha bu arada bir şey var. Çok enteresan bir ayrıntı var. Onu şimdi gördüm. Filmin bir yerinde metroda şeyin Gotham şehrinin şeyini görüyoruz. Planını görüyoruz. Orada mesela Kane County diyor. Yani Kane kenti mi diyelim? County, ilçe, kasabası. İşte bu şeyin Joker'i çizen adamın adı. İşte aşağı bir geliyoruz. Nolan Bulvarı diyor. Anlatabiliyor muyum? İşte Zack Snyder kavşağı diyor. Bilmem ne diyor. Böyle kendince şeyler yapmış. Böyle güzel espriler, şık detaylar da koymuş. Yani süslemiş böyle. Hani Joker bu işi takip eden, bak Snyder diyor mesela. Tamam, Jackson Zack Snyder'e gönderme yapıyor yani. Dolayısıyla o da çok ilginç geldi bana. Yani o hem o şey şehrini, Gotham şehrini şey olarak da, çizim olarak da görüyoruz. Filmin en güzel taraflarından biri o. Yani kendinden önceki literatürü çok iyi taramış. Bütün Joker'le ilgili bugüne kadar yazılmış, çizilmiş her şeyi iyi incelemiş ve ortaya böyle bir şey çıkarmış. Onları kucaklayan bir tarzı var yani. Yani bir çizgi roman karakterini, bir süper kahraman filmdeki kötüyü almış, ete kemiğe büründürmüş, işte hastalık vermiş, defo vermiş, bir aile vermiş, bir dünya, bir evren, bir atmosfer vermiş ona. Ve bir fizik vermiş. Yani inanılmaz o adamın o kemiklerinin sayılması, işte üstünü kasıtlı olarak çıplak gösterdiği sahnelerde görüyoruz yani. Böyle sıska şey bir adam yani, inanılmaz. O fiziksel özellikleri karakteri destekleyen bir unsura dönüştürmüş yani yönetmen. Bu çok başarılı buldum, açık söyleyeyim yani. Evet, başka diyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatalım. Yok, zaten epey de uzun oldu galiba, çok konuştuk. Şöyle yani arkadaşlar, tabii hani bu şeye keşke imkanımız olsa, böyle çok büyük teknik şartlarda hemen dediğimize ait görüntüler, şunlar bunlar şey yapsak. Mümkün mertebe inşallah editör masasındaki arkadaşlar mümkün mertebe eğer şey yaparlarsa. Bir de şöyle hani eğer arzu edilirse film konusunda, sinema konusunda ya da sanatın diğer dalları konusunda arada böyle sizinle şey yapıp yine konuşabiliriz yani. Olur tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok az konuşturdum bugün sen hakkını, evet. Estağfurullah. İzleyicilere de teşekkür ederiz. Bir sonraki sinema programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.